Bu videoda size iki rastgele değişken arasında tanımlanan kovaryans kavramını anlatacağım. Kovaryans şöyle tanımlanır. Her bir rastgele değişkenin kendi ortalamalarına olan veya kendi beklenen değerlerine olan uzaklıklarının çarpımının beklenen değeridir. Şimdi bunu yazarak göstereyim. İlk olarak X'i ele alalım. Başka bir renkle yazayım. X rastgele değişkeni eksi x'in beklenen değeri. Bunun bir tanımı da x'in evren ortalamasıdır. Çarpı, bu da y rastgele değişkenimiz. Çarpı y rastgele değişkeni, eksi y'nin beklenen değeri. Bir diğer ifadeyle y'nin evren ortalaması. Bu çarpım işleminin beklenen değeri bizim aradığımız sonuç. Şu ana kadar söz ettiklerimiz size bir anlam ifade etmediyse ki etmeyebilir çünkü hep sayılarla çeşitli işlemler yapmaya alışkınız. Bu eşitlik bize e, şunu söylüyor aslında. Bu değişkenler kendi aralarında ne kadar değişiyor. Her bir nokta için elimizde bir x bir de y oluyor. Her bir x'e karşılık bir y oluyor değil mi? Bunlar birer koordinat noktası oluyor ve bu eşitliğe yazıyorsunuz. Şöyle bir şey olabiliyor. Diyelim ki x kendi ortalamasından büyük olsun, y de kendi ortalamasından küçük olsun. Evrenimizde şöyle bir nokta olsun. Elimizde evrenden seçtiğimiz şöyle bir rastgele değişken çifti olsun. x eşittir 1 ve y eşittir, ee, örneğin y eşittir 3 olsun. Diyelim ki beklenen değerlerini de önceden biliyoruz. x'in beklenen değeri e, 0 olsun, y'nin beklenen değeri de... 4 olsun. Peki, bu durumda ne olur? Tüm kovaryansı bilmiyoruz. Elimizde bu rastgele değişkenlere dair bir adet örnek var. Peki ne olur? Tüm beklenen değeri hesaplayamayacağız öyle değil mi? Parantez içindeki bu ifadeyi hesaplayacağız. 1 eksi 0 1 eder çarpı 3 eksi 4 çarpı eksi 1 eder. 1 çarpı eksi 1 eksi 1'e eşittir. Peki bu ne demek? En azından bu örnek için x ile y rastgele değişkenlerinin bu örnekleri için x kendi beklenen değerinin üzerindeyken y kendi beklenen değerinin altındadır. Buna devam edersek örneğin tüm evren için bu işlemi uygularsak elimizde negatif kovaryans olması anlam kazanacak. Biri artarken diğeri azalır veya azalırken diğeri artar. İkisi birden artarsa pozitif kovaryans olur. İkisi birden azalırsa da negatif kovaryans olur. Kovaryansın büyüklüğü de nedenli yakın değerlerle beraber arttıklarını veya beraber azaldıklarını gösterir. Umarım kovaryansın ne demek olduğunu biraz daha iyi kavrayabilmişsinizdir. Bu videoda işlemek istediğim daha önemli bir konu var. O da şu kovaryansın bu formülünü, bu tanımını en küçük kareler regresyonu konusunda şu ana kadar yaptığımız her şeyle ilişkilendirmek, aralarındaki tüm ilişkileri göstermek matematiksel açıdan çok eğlenceli aslında. Kovaryans kavramı işte tam da o zaman anlam kazanıyor. Regresyon konusunda karşımıza çıktığı yerler daha da önemli hale geliyor. Aslında bunlar daha önce gördüğümüz konular. Bu kez farklı bir açıdan ele alacağız sadece. Bu video boyunca kovaryansın az önce yazdığım bu tanımını tekrar tekrar yazacağım. Bu eşitlik şuna eşittir. Beklenen değer. Bu iki terimi çarpacağım. x rastgele değişkeni çarpı y rastgele değişkeni eksi önce önce x'i yapayım. x çarpı eksi y'nin beklenen değeri o halde eksi x çarpı y'nin beklenen değeri buradaki eksi işareti bu eksi işaretinden geldi. Ardından eksi x'in beklenen değeri çarpı y var. Dağılma özelliğini uyguluyorum. Son olarak da eksi x'in beklenen değeri çarpı eksi y'nin beklenen değeri var. Eksiler birbirini götürür ve sonuç artı olur. Artı x'in beklenen değeri çarpı y'nin beklenen değeri. Tabii tüm bu ifadenin de beklenen değeri olacak öyle değil mi? Ve parantezi kapatalım. Bakalım bu eşitliği sadeleştirebilecek miyiz? Birkaç rastgele değişkenin toplamının veya farkının beklenen değeri, beklenen değerlerinin toplamına veya farkına eşittir. O halde bu da eşittir. Beklenen değer kavramı pek çok farklı konu başlığı altında aritmetik ortalama olarak da düşünülebilir. Örneğin sürekli dağılımda olasılık ağırlıklı toplam olarak düşünülebilir. Bu konuyu daha önce işlemiştik galiba. Neyse eşitliğimize geri dönelim. Eşittir. Rastgele değişkenler x ile y için x çarpı y'nin beklenen değeri. İkisini de hep aynı renkle yazmaya özen gösteriyorum. Burada eksi x çarpı y'nin beklenen değeri var. O halde. De, eksi x çarpı y'nin beklenen değerinin beklenen değeri. Renkleri doğru kullanmaya özen göstermeye devam ediyorum. Ardından eksi buradaki ifadenin beklenen değeri var. Beklenen değer parantezi içine şu ifadeyi yazacağım. X'in beklenen değeri çarpı y. İç içe beklenen değerli ifadeler olması aklınızı biraz karıştırabilir. Şöyle düşünün, beklenen değer olan terimlerin her birini sayı olarak kabul edebilirsiniz. Hiç biri bilinmeyen değil. Her birini beklenen değer parantezi dışına olduğu gibi çıkaracağız çünkü beklenen değerin beklenen değeri beklenen değere eşittir. Ne demek istediğimi şuraya yazayım da e, konuyu hatırlayalım. X'in beklenen değerinin beklenen değeri, evet, X'in beklenen değerine eşittir. Şöyle düşünün. Altını çizdiğim bölüm rastgele bir değişkenin evren ortalamasıdır. Yani bu bilinen bir değerdir. Evrendeki bir değerdir. Onun beklenen değeri yine kendisidir. Evren ortalaması veya X'in beklenen değeri 5 ise bu şu demektir. 5'in beklenen değeri, evet 5'in beklenen değeri de 5'tir. Yani X'in beklenen değeridir. Umarım anlatabilmişimdir. Biraz sonra bunu göreceğiz. Bitmek üzere. Geriye yalnızca bir terim kaldı son olarak da bu arkadaşın beklenen değerini yazacağız. En başından beri kullandığımız özelliği yine kullanacağız. Son terimi beklenen değer parantezi içinde yazacağız. X'in beklenen değeri çarpı Y'nin beklenen değerinin beklenen değeri. Bu eşitliği sadeleştirebilecek miyiz? Şimdi ona bakalım. İlk terim rastgele değişkenlerimizin çarpımının beklenen değeridir. Bu terimi böyle bırakıyorum. Aynen yazacağım. x çarpı y'nin beklenen değeri. Diğer terime geçelim. Beklenen değer parantezi içinde x çarpı işte az önce anlattığım konuya geldik. Eh, y'nin beklenen değeri bir sayıdır. O halde bunu dışarı çıkarabiliriz. Örneğin bu terim 3x'in beklenen değeri olsaydı 3 çarpı x'in beklenen değeri ifadesine eşit olurdu. O halde bu terim şuna eşittir. Eksi y'nin beklenen değeri çarpı x'in beklenen değeri. Y'nin beklenen değeri ifadesinin parantez dışına çıkardık aslında hepsi bu. Bir nevi çarpanlarına ayırma işlemi yaptık. Peki bu da tamam. Devam edelim. Eksi Burada da aynı durum söz konusu. X'in beklenen değeri ifadesini parantez dışına çıkarabiliriz. Eksi X'in beklenen değeri çarpı Y'nin beklenen değeri. <laughs> o kadar çok E harfi oldu ki, evet kafam karışmaya başladı. Neyse son terime geldik. İki beklenen değer ifadesinin çarpımının beklenen değerini yazacağız. Yani bu iki beklenen değer ifadesinin çarpımını yazacağız demektir artı x'in beklenen değeri çarpı y'nin beklenen değeri. Eşitliğimizin son hali ne oldu? Burada y'nin beklenen değeri çarpı x'in beklenen değeri ifadesi var. Bundan x'in beklenen değeri çarpı y'nin beklenen değeri ifadesini çıkarıyoruz. O halde bu ikisi birbirine eşit değil mi? Bu ifadenin eksi işaretlisinden iki adet varken burada da bir adet artı işaretlisi var. Hepsi birbirine eşit. Bu y'nin beklenen değeri çarpı x'in beklenen değeri. Bu da y'nin beklenen değeri çarpı x'in beklenen değeri aslında ama yazılış sırası farklı. Bu da y'nin beklenen değeri çarpı x'in beklenen değeri. Eksi işaretlisinden iki adet, artı işaretlisinden de bir adet var. Şöyle de düşünebilirsiniz. Bu arkadaşla bu arkadaş birbirini sadeleştirir. Bu arkadaşla bu arkadaşı da sadeleştirebilirdik. Aynı şey olurdu. Peki eşitliğimizin son hali ne oldu? rastgele değişkenler x ile y'nin kovaryansları eşittir çözümü yazacağım renk değiştireyim. Evet x çarpı y'nin beklenen değeri eksi y'nin beklenen değeri çarpı x'in beklenen değeri bu rastgele değişkenlerin her birinin olasılık dağılımını veya yoğunluk fonksiyonlarını biliyorsanız bu beklenen değerleri evet hesaplayabilirsiniz rastgele değişkenlerin örneklemesini yaptığınız evrenin tamamını biliyorsanız da hesaplayabilirsiniz diyelim ki bu değişkenler için elimizde bir örneklem olsun nasıl hesaplardık Şöyle diyelim elimizde birkaç tane nokta olsun birkaç koordinat olsun böylece bu konunun regresyonla olan bağlantısını da göreceksiniz. X çarpı Y'nin beklenen değeri x çarpı y'nin örneklem ortalaması kullanılarak yaklaşık olarak tahmin edilebilir. Bu ifade x çarpı y'nin örneklem ortalamasına eşittir. Her bir x ve y için x çarpı y'yi bulursunuz. Sonra da onların ortalamasını alırsınız. Bu x çarpı y'nin örneklem ortalamasıdır. Bu ifadede de y'nin beklenen değeri ifadesi de y'nin örneklem ortalaması kullanılarak bulunur. X'in beklenen değeri ifadesi de x'in örneklem ortalaması kullanılarak bulunur. Peki iki rastgele değişkenin kovaryansı nasıl yaklaşık olarak hesaplanabilir? Onu nasıl hesaplarız? Bu ifade çarpımlarının örneklem ortalamasıdır eksi y'nin örneklem ortalaması çarpı x'in örneklem ortalaması. Bu ifade tanıdık gelmeye başlamıştır artık değil mi? Neydi bu ifade? Bu ifade regresyon doğrusunun eğimini bulduğumuz eşitliğin payı idi. Hatırlamanız için o formülü buraya yazayım. Noktalarımızın çarpımının ortalaması yani x çarpı y'nin ortalaması eksi y'nin ortalaması çarpı x'in ortalaması bölü x karenin ortalaması. Şöyle de düşünebilirsiniz x çarpı x'in ortalaması. Bunun yerine x karenin ortalaması yazabilirim eksi x'in ortalamasının karesi Regresyon doğrusunun eğimini böyle hesaplıyoruz. Şöyle dersek çok daha iyi olur aslında. Regresyon doğrusunu oluşturan noktaların olası tüm noktaların evreni kümesinden seçilmiş bir örneklem olduğunu varsayarsak, regresyon doğrusunun eğimini yaklaşık olarak tahmin ettiğimizi söyleyebiliriz. Buradaki şapka gösterimine pek çok kitaplar aslamışsınızdır. Aklınızı karıştırmakta istemem. Bu işaret onu söylüyor. İçindeki bir örneği kullanarak tüm evrenin regresyon doğrusunu tahmin ediyoruz. Şu ana kadar öğrendiklerimize göre dikdörtgen içine aldığım bu ifade kovaryans. Bir diğer deyişle de x ile y'nin kovaryans tahmini. Peki paydadaki bu ifade nedir? Az önce bu ifadeyi şöyle de yazabileceğimizi söylemiştim. x çarpı x'in ortalaması x karenin ortalaması ile aynı şey aslında. Eksi x'in ortalaması çarpı x'in ortalaması. Bu da x'in ortalamasının karesi demektir. Bu nedir peki? x'in x ile kovaryansıdır. Bunu da daha önce görmüştük. Bu konuya ilk başladığımızda bundan pek çok video önce diyorum, bunun ne anlama geldiğini size göstermiştim. Bir rastgele değişkenin kendiyle kovaryansı o rastgele değişkenin varyansına eşittir. Bunun sağlamasını siz de yapabilirsiniz. Buradaki y yerine x yazarsanız bu ifade ne olur? x eksi x'in beklenen değeri çarpı x eksi x'in beklenen değeri. Şöyle de diyebiliriz. x eksi x'in beklenen değerinin karesinin beklenen değeri. Bu da varyansın tanımı zaten. Regresyon doğrusunun eğimini ifade etmenin bir diğer yolu da şudur. İki rastgele değişkenimizin kovaryansı bölü x'in varyansı. x'in bağımsız değişken olduğunu düşünebilirsiniz. Bu ifade regresyon doğrumuzun eğimidir. Evet, ilginç bir konuydu. İstatistiğin farklı konularının birbiriyle olan ilişkisini görmenizi istedim sadece.